Arkadaşlar herkese merhabalar, ben Deniz Volkan Yürük, namı değer Volkan abi, kanalımıza hoş geldiniz. Hala abone olmadıysanız ayıp edersiniz, artık abone olma vakti gelmiş demektir. Lütfen faydalı bilgiler, eğlenceli, eğitici videolar için kanalımıza abone olalım ve destek verelim arkadaşlar. League of Legends yani Riot'un Valorant'tan sonraki en çok tercih edilen oyunlarından bir tanesi, strateji oyunu. Çok güzel, çok eğlenceli, fakat ufak bir sıkıntısı var. Bu oyunu açtığınız zaman ne yazık ki arkadaşlar küçük bir görüntü çıkıyor. Yani şöyle bir görüntü geliyor arkadaşlar. Oyunu açtığınız zaman böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Ayarlara gidiyorsunuz, genele basıyorsunuz. Burada da 1600x900 maksimum çözünürlüğü görüyorsunuz. 1600x900, bunun dışında herhangi bir çözünürlük göremiyorsunuz. Görmemiz gereken çözünürlük ise 1920x1080, yani tam ekran olması gerekiyor. Tabii siz kaç ekran kullanıyorsanız, ben 1920x1080 kullandığım için söylüyorum tam ekran olması için. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Görev çubuğunu şöyle boşluğu sağ tıklayacaksınız. Görev çubuğu ayarlarından görev çubuğunu gizlemeniz gerekiyor. Yani böyle bir olay açılıyor burada. Görev çubuğunu masa üstünde kilitle falan filan diye bir menü olması lazım. Şimdi burası biraz karışık gelebilir size. Bunun için ben şöyle yapıyorum. Normalde görev çubuğu davranışları diye bir menü var. Buradan açıp şu işaretlediğinizde görev çubuğunu gizle diye görev çubuğu yok oluyor. Bakın görev çubuğu burada. Görev çubuğunu gizle diyeceğiz. Görev çubuğunu gizle diyorum, yok oluyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Ya da bunu bulamadınız. Diyelim ki bunu aradınız ama bu görev çubuğu gizle falan filan bulamadınız. Onun için de burayı sağ tıklayıp şu arama çubuğu var ya, arama çubuğunu tıklayıp buraya görev çubuğu ayarları diye yazdığınız zaman zaten bakın çıkıyor. Görev çubuğu otomatik olarak gizle diye çıktı orada. Direkt buradan da kısa yol olarak hani yapabilirsiniz. Biz normal olarak yapacağız. Yani 1920x1080 yapabilmemiz için oyunu öncelikle yapmamız gereken görev çubuğunu gizle yapacağız. Bu çok önemli. Ben bunu kendi bildiğim ayarlarla yapacağım. Yani standart ayarlarla göstereceğim ama dediğim gibi eğer bulamazsanız arama çubuğundan görev çubuğu yazarak siz buradan kısa yol olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Görev çubuğu ayarlayı açıyoruz. Böyle bir şey çıkıyor ekranda. Normalde bazı bilgisayarlarda direkt burada gizlemizle diye çıkar. Bende çıkmadı. Çünkü 10 kullanıyorum. Sizde büyük ihtimal masa üstündeki görev çubuğu simgesini gizle çıkabilir. Şaşırmayın. Amacımız görev çubuğunu gizlemek. Buraya geliyoruz. Görev çubuğu davranışları diye bir şey var. Tıkladığınızda ortala falan filan burada bir sürü menüler çıkıyor. Biz görev çubuğu, yani şu çubuğu arkadaşlar, görev çubuğu buna diyoruz. Gizle diyoruz abi. Tıklıyoruz kutucuğu. İşaretlediğimizde görev çubuğu yok oluyor. Görev çubuğu yok olduktan sonra bununla işimiz kalmıyor. Çarpıdan kapatabilirsiniz. Tekrar oyuna geliyoruz. Oyuna geliyoruz arkadaşlar. Yine hala ekranımız bu şekilde, görüyorsunuz. Küçük yani. Allah Allah, niye büyümedi diye düşünürken geliyoruz. Ayarları tıklıyoruz. Bu sefer pencere boyutunu tıkladığımızda bakın burada 1920x1080'in geldiğini görüyorsunuz. 1920x1080 gelmediyse şuradaki görev çubuğunu gizleyememişsiniz demektir. Bunu tıkladığınız anda tak diye oyun bir anda tam ekran oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere full bir ekran olarak oyunu oynayabiliyorsunuz. Tekrar şöyle yapalım. Varsayılana dön diyelim. İlk açtığımızda bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, konu bu şekilde çözülebilir. Yine eğer çözemezseniz yorumlara yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Bir kere daha hızlıca tekrarlayacağım bu sefer sizler için. Şimdi buradan arkadaşım şunu eski haline getirelim. Bize görüntü şu şekilde geliyordu. Bu şekilde geldiği için biz görev çubuğu ayarlarına gittik, görev çubuğu davranışlarına gittik, görev çubuğunu gizle olarak işaretledik. Görev çubuğunu gizli işaretledikten sonra bunu kapattık. Tekrar oyunun ayarlarına geldik. Buradan oyunun ayarlarından geneli tıkladık. Genelde burada pencere boyutuna geldik. Pencere boyutunu tıkladığımızda da buraya 1920x1080'i gördük. Bunu tıkladık ve tamam dedik. Oyun tam ekran oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar.
Bu konuda bize abone olup destek verirseniz, yardımcı olursanız, takip ederseniz çok seviniriz. Bu tarz videoların devamı için de yorumlara abi şunu da anlatır mısın, abi böyle de bir sıkıntımız var diye yazarsanız onlarla da ilgileneceğim. Merak etmeyin, bir başka videoda, eğitim videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Şuradan da bir abone ol ya. Şuraya bak, abone ol. Bak burada kocaman. Abone. Şunu bir tıkla, abone ol ya. Değil mi ya? Görüşmek üzere. Evet, teşekkürler Volkan diyoruz. Kendimize teşekkür ediyoruz. Demin de söylediğimiz gibi videomuzda da bu tarz eğitim videolarının devamı için, faydalı videoları devamı için ses, görüntü, montaj, eğer biliyorsam elimden geleni yapmaya hazırım. Hatta size linkler de yollayabilirim, açıklama kısmına bırakabilirim. Bu linklerden de bu programlara ulaşabilirsiniz. Bu konuda bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Abi ben şunu kullanıyorum, bunu yapamadım. Abi ben bu oyunda şunu yapamadım, şunu çözemedim. Eğer bilmiyorsan bile yine araştırıp öğrenip tam anlamıyla öğrendikten sonra burada bu güzel kanalda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sizlerden ricam bu konuda mutlaka mutlaka yorumlara yazın. Mutlaka mutlaka mesaj yapın. Mutlaka mutlaka mesaj yollayın. Aynı zamanda da zaten bütün sosyal medya hesaplarımızda yine YouTube sayfamızın banner kısmında en üstte var. Oradan Instagram, Twitter, TikTok, efendime söyleyeyim Facebook'tan her yerden ulaşabiliyorsunuz. YouTube kanalımızda da yorum kısmına yazabilirsiniz ya da direkt mesaj olarak abi şu konuyu da merak ediyoruz, şunu nasıl yaparız, şu oyunu nasıl açarız ya da şu ayarı nasıl yaparız gibi açıklamalara yazabilirsiniz. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sizlerden ricam, sizler de kanalımıza az önce söylediğimiz gibi abone olur, destek verirseniz çok ama çok seviniriz. Zili de mutlaka ama mutlaka açık bırakmayı unutmayın. Çünkü yeni videolardan haberdar olamazsınız. Haberdar olamayınca da kanala giremezsiniz. Kanala girmeniz için zili açık bırakın. Arada size ufak tefek bildirimler gelebilir. İlginizi çekecek konular olduğunda da rahat rahat web sitemize girip bu konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hala burada bakın duruyor. Lütfen ama lütfen abone olun. Diğer videolarımız için de sağda solda çıkan ekranlara tıklayabilirsiniz. Onları da inceleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.